Arkadaşlar normalde puan durumuna göre gidiyoruz biliyorsunuz ama çok özel bir konuğumuz var. Ve bundan sonra puan durumu yerine bu şekilde gidelim istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi, Hoş sağ geldiniz olun hocam. hocam. Teşekkür ederiz. Sizi Sağ olun. şöyle alayım yukarıya doğru. Evet hocam. Evet. Öncelikle bugün Türkiye Kupası'ndan çıktınız. Sıcağı sıcağına yayınımıza katılıyorsunuz. Bunun için öncelikle size teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırıyorsunuz. İnegöl Spor'u konuşacağız. İnegöl Spor lige kötü başladı. Gol dahi atamadı. Ardından teknik direktör değişikliği. Tanıdığımız, bildiğimiz bir isim. Değerli hocamız, Bahattin hocamız geldi. Ve ardından Soma maçında 3-1 gerideyken 3 değişiklik yaptı. Oradan bir puanı aldı geldi. Tuttu evinde Menemen Futbol Kulübü gibi iddialı bir kulübü. 5 tane attı. Hocam bugün de Türkiye Kupası'nda uzatmalarda kazandınız. Kadro aynı kadro bildiğim kadarıyla. Bir şey değişmedi. Aynı kadro. Tabii Ne canım. değişti hocam? İnegöl'de neler oluyor? Şimdi şöyle başlamak lazım. Biraz ben sözlerimde biraz bazı şeyleri vurguladığım zaman başka yerlere gidebilir ama hiç çekinmiyorum. Arkamdan veya etraftan sosyal medyada ne konuştular şunu söyleyeceğim. Bir kere sizin gibi Ahmet Hüseyin Karabacak gibi bunu söyleyeyim de kim ne anlarsa anlasın. Sizin gibi insanların da sayısı çoğalmasını istiyorum. Futbolda bizim gibi çoğaldığı gibi sizin de Allah çoğalmasını razı istiyorum. olsun hocam. Düzgün, doğru, ilkeli, menfaatsiz iyi yayınlar yapıyorsun. Bir kere bunu ben baştan söyleyeyim. Bu Sağ olun, bir. sağ Çok olun. teşekkür ederiz. İkincisi, İnegöl'ün ne değişti? Geçen sene o yapılmış, bu yapılmış bir başarı var. Siz de biliyorsunuz. İşte 16 maç, yani ikinci yarının ilk maçında yoktum ben. Bayburt'ta yenildikten sonra geldim. 16 maç, 10 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet, her neyse. Kümede kaldık. Yönetim kurulunun kararıydı. Aldılar işte bir hoca buldular aldılar. Yönetim kurulu böyle bir karar aldı. Hatta da bana aradı başkan sağ olsun Osman Başkan. Nezaketen aradı. Hocam biz böyle bir karar aldık işte. Ben de saygı duyuyorum dedim. Yani bu futbolda bunlar var. Herkesin bir tercihi vardı. Tabii ki ondan sonra işte taraftar ve yönetimin tekrar bize dönmesi, bizi tercih etmesi, taraftarımızın özellikle bizden bir bağlantısından daha ziyade yaptığımız başarının olay doğruyu görmesi gibi bu zincirleme olan olaylar. Yani biz de onlara mahcup olmamak için burayı ben hep futbolda söylerim bir daha söylüyorum. Yani bulunduğum şehir İngiltere'nin gibi Trabzon'un yani futbol şehri sadece futbolu düşünüyor. İnegöl de keza aynısı yani baktığın zaman değişik değişik kulüplere çalıştım ama İnegöl'de bir taraftar kitlesi var. Yani futbolu seven, anlayabilen bir taraftarı var. Bu anlamda da bunu hep söylüyorum ve söylemek de zorunda kalıyorum. Ama her futbolcu buraya gelir. Bursa, Antalya, İstanbul, İzmir, her taraf yakın. O anlamda da biz burayı tercih ettik. Takım 19. Biraz da kaderimden herhalde. Geçen sene de en sonda geldim. Bu sene de aynı. Demek ki rahatım olmayacak. Bir de kalp krizi geçirdik biliyorsunuz burada. İyi, çok aynı gidiyor. Sağ Tekrar olun. geçmiş olsun hocam. Tekrar Çok teşekkür geçmiş ederim. olsun. Teşekkür ederim. Önemli olan ya ben bu ne yaptım? Bu takım 4 maçtır gol atmamış işte bir puan almış. Ben şunu yaptım. Bir kere futbolcu işini yapacak. Yönetim de işini yaptıktan sonra ki aldılar, değer verdiler futbolcuları. Ödemeler yapıldı diyelim. Hoca olarak da biz hocam ekibimizden beraber hepimiz çalıştık. Herkes bir oyuncu aldı. Biz konuştuk. Kalplerine girdik. Dedi ki futbolu yani para kazanırsın, her türlü kazanırsın. Ama bunu kazanabilmek için önce huzurlu ve vicdanının rahat olması lazım. Bu da nedir? Sevgiyi, arkadaşlığı oynadığınız oyunda da bir tiyatro gibi. Gelirler tiyatroyu seyredersin. Çok iyi oynuyorsan alkışlanıyorsun. Yoksa öbür türlü boşaltıyorlar salonu. Bu da aynı şekilde. Geldik bunların kalplerine girdik. Kondisyon eksikliği var mıydı? Vardı. Biz onu suçlamıyoruz. Ama ne oldu? İşte futbol mantalitesini değiştik. Haddimizi bildik. Soma çok iyi koşan bir takım. Yani genç oyunculardan kurulu. Bir de Emre Can'ın oradan gitmesi Beşiktaş'a diğer oyunculara da bir motive etti. Haddimizi bildik. Risk aldık. 3-1'den 3'e döndük ama yine yetinmedik. Yine biz dedik ki yolumuz uzun. Eksiklerimiz var. Geldik ikinci maça. Menemen takımı bu liglerin üstünde bizim yani 3-4 bütçeyle üstünde olan bir takım. Evet hocam.
kaliteli oyuncuları var. Biz de iyi kapattık. Yani analizlerimizi iyi yaptık. Oyuncuları anlattık. Çalışmalarımızda bunları gösterdik. Ama o 55-60 dakika boyunca da golleri de bulunca biraz daha güven geldi bize. Ha, maç 4-4 de olabilirdi. 8'e de gidebilirdi. Evet hocam, maçtan sonra da öyle demişsiniz. Nasıl? Çok ilginç yani. 4-0 öne geçtiniz. Maç 4-4 de bitebilirdi gibi bir açıklamanız var. Çok doğru. Ben yine aynı şeyleri söylüyorum. Ya ben, evet hocam. Ben yani çok bir örnek vererek şöyle gideyim. Ankara Demir'de bir takım kurmuştuk. Hüseyin Karabacak, sen de bilirsin. Tayyip Baboğlu'nun parladığı takım hocam. Kümede mucize kurtardığım bir Ankara Demir, bir sene sonra yönetim dedi ki, yani devlet takımı olduğu için dedi ki, hocam ne yapıyoruz? Hedefimiz ne? Dedim ki, başkanım, buradaki hedefimiz belli. Kümede kalabilmek. Ondan sonra tercih kullanmak. Tamam, bu açıklama yapıyoruz değil mi? Evet dedim. Ve derinden gittik. Şampiyonluğumuzu elimize aldı. İşin açıkçası bu. Değil mi Hüseyin? Sen de biliyorsun. Pandemi sezonu. Ondan sonra geldik işte Afyon playoff kapısı. Git Hekimoğlu'na yine mağlup rekor kırarak genç takımdan Celil Başkan'la konuştuk. Dedi ki, hocam buradan oyuncu çıkaralım. Hedefimiz bu. Orada da birinci olduk, ikinci olduk. Falan ayrıldık. Tekrar Afyon'a geldik. Playoff yaptık. Buraya geldik. Aynı başarıyı yaptık. Ne yaptık? Futbolu yani sevgiyi vermen lazım. Arkadaşlığı vermen lazım. Ya işini yaparken doğru yapman lazım. 1,5 saat antrenmanda en güzel verimi alabilmek, eksiklerini yapabilmek, hocalarımızın verdiği işte kuvveti, onu bunu, taktiksel olayı, bunları yapabilmekle beraber bir hedef çizmeniz lazım dedim. Bu hedefte ne? Elimizden birkaç tane oyuncu çıkmıştır. Bugün liglerde işte. Biri Galatasaray'da, biri Rize'de oynuyor. İsme gerek yok, sen biliyorsun zaten. O anlamda da buradan da oyuncu çıkarabiliriz diye düşündüm. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yani biraz frene basmadım, anlattım ama özetini. Şimdi de bir Denizli maçımız var. Evet, Denizli maçımız var. Geçen Hüseyin de aynı şeyleri söyledi. Çok güzel analiz etti. Aslında bana kalmaması lazım. Çünkü benim içimdeki duyguları söyledi. Denizli maçı var. Ayağımızı yere sağlam basıp Denizli'den puanla dönüp o kazanma alışkanlığını devam ettirip Sarıyer maçına bakacağız. Ama bu lig öbür lige göre bence, yani orayı da kötümsemek istemiyorum ama 7-8 tane takım küme düşme adayı olabilir. Burada onu bulamıyorum. Burada bir şu anda bir uşak bocalıyor gibi. Yani onun haricindeki takımlar birbirine yakın. Yani bu yolda gideceğiz, ilerleyeceğiz. Dediğim gibi bugün de kupa maçı oynadık. Yendik ama işte siz de gördüğünüz Bal Ligi takımları daha çok direnç gösteriyor. Maçları başlamadığı için de daha dirençli oluyor. Bizim 3 gün önce de bir yorgunluğumuz vardı. O yüzden de biraz sıkıntılar çektik ama futbolda bunlar var. Doğaldır. Hocam güzel özetlediniz. Biz Hüseyin'le konuşurken hep şey diyoruz. Hani kırmızı grup beyaz gruba göre çok çok dişli bir grup. Yani doğru. Bu konuda sizin herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir durum yok. Biz de aynısını söylüyoruz. Beyaz grupta düşme adayı birçok takım olurken kırmızı grupta şampiyonluk adayı birçok takım var. Çok dişli doğru. Bir gruptasınız. Doğru. Ve hani bir sezon başlangıcını aslında İnegöl Spor'un biraz bizi şaşırtmıştı. Şimdi soruyu oraya getireyim hocam. Kurulan kadro sizin için, yani kadro yapılanmasını nasıl görüyorsunuz kadro mühendisliğini İnegöl Spor'da? Ya şimdi bir kadro kurulmuş. Kadro kurulmuş. Elimizdeki malzeme bu. Elimizdeki malzemeyi iyi değerlendirip bugün de bunun örneklerini görüyoruz. Bakıp oyuncuma da diyorum ben. Yani ben mesela siz dediniz ama geçen haftadan hemen hemen hepsi yoktu. Yani başka bir takımdan çıktım. Ama ya, kupa maçı tabii ki. Kupa maçı farklı bir kadroyla çıktı. Doğru. Evet. Yani çünkü 3 gün önce de maç oynamışlar. Hocam Ahmet orada şunu demek istedi hocam. Ahmet'in demek istediği şuydu. Hani siz takıma geldikten sonra sonuçta kadroya bir oyuncu gelmedi. Transfer gelmedi. Aynı oyuncular. Ahmet'in demek istediği oydu aslında. Yani hani Murat Hoca'yla olmadı ama siz geldikten sonra aynı takım. 4 maçta gol atamayan takım 2 maçta 8 tane gol attı. 4 puan aldı. Ya bunun sırrı ne? Soru aslında oraydı yani. Hani o demek istediği oydu. Yoksa Türk Lig kadrosu tabii ki farklı. Rotasyon kadrosu. Sırrı şöyle. Dediğim gibi az çok da bilgimiz vardır, tecrübemiz, bilgimiz vardır diye düşünüyorum. Yani o konuda mütevazı olmam ama dediğim gibi
futbolu oynayabilmek için birlikte oynaman gerekiyor. Birlikte alanları kapatman gerekiyor. Yani kompak oynaman gerekiyor. Duruşunu iyi göstermen lazım. Ama ilk başta şunu yaptığım olaylardan bir tanesi, zaten deneyimli oyuncularım da vardı. Buradan kalpten oynayın dedim ben. Şu andaki kısa dönemde. Çünkü fiziksel olarak daha %60'a falan çıktık yani. O anlamda da bunu bu şekilde oynamamız lazım. Yani oyuncuya bir değerin olduğunu var diyorum ama bunu sahaya yansıtırsan, moralli arkadaşlarınla birliktelikte, bu arkadaşlık seni zaten başarıya getiriyor. Tek başına gidemezsin. Yani 3 kişiyi gelsen 4.'ye takılacaksın zaten. Yani o futbol basit oynamak, çabuk oynamak, çabuk düşünmek, işte ne bileyim yön değiştirmek veya beraber kapatmak, alanı kapatmak gibi olaylar en kısa dönemde. Ve en önemlisi, yine başa geliyorum, bu sevgiyi, inancı oyuncu hocasından alıyorsa, hocası oyuncuya veriyorsa, dürüst oluyorsa, hakkını yemiyorsa, o zaman bir sıkıntı olmuyor. O zaman zaten başarı geliyor. Tabii. Yani işin açıkçası bu. Hocam, şimdi ben bir soru sorayım. Sor. Şimdi hocam, ben seni çok seviyorum zaten. Diyalogumuz lazım. Ben seni seviyorum. Bunda bir riyakarlık, yalakalık falan bir şey olayı yok. Bir kere bir beraber bir şey olmaz. Bu ülkede Hüseyin, bir daha söylüyorum. Ben bunu bir Ankara Demir'de söyledim. İşte yine de söyleyeceğim. Şenol Güneş'in kardeşiydim. Oraya gittim, buraya gittim. Ben herkes soracağım. Benim sorumu elimden alma hocam. O soru benim, tamam. Ben onu soracağım. Benim aklımda o vardı. Geçen ben programda da bunu dile getirdim. Tamam. Şenol Güneş çok önemli bir futbol adamı. Allah razı olsun. Bu ülkeye yaşattığı başarılar önemli. Sizin de abiniz, kardeşiniz. Yıllardan beri siz de piyasanın içindesiniz. Biz sizi tanıyoruz. Ama yani Şenol Güneş hocanın kardeşi etiketi bir var. Geçenlerde ben programda da bunu söyledim. Etiketi var. Evet. Ama tabii kimse bilmiyor. Bahattin Güneş Ankara Demirspor'da garip kadroyla ne yaptı? Bahattin Güneş 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nün bu zamana kadarki en mütevazı sayılan kadrosuyla ne yaptı? Bahattin Güneş işte Afyon'da playoff'un kapısından döndü. Bahattin Güneş geçen sene, ben geçen programda aynen bunu dedim hocam. Selasını verdiğimiz İnegölspor, 3. lige uğurladığımız bizim, İnegölspor'un buradan kurtuluş yok dediğimiz İnegölspor'u aldı. Hatta şöyle açıkladım ben bunu. İki tane kalecisi şikeden tutuklanmış. İki tane futbolcusu, diğer aynı takımdan futbolcu arkadaşı sarhoş olmuşlar. Diğer futbolcu arkadaşını dövmüşler. Dar prokur olmuş, mahkemelik olmuşlar. Bu kadar sıkıntının içinde o takımı da ligde tuttu. Ben sizin başarınıza şahidim. Eyvallah. Biler de şahittir. Ama bu Şenol Güneş etiketini nasıl yorumluyorsunuz? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani tabii ki abiniz çok başarılı. Bence her Türk insanın gurur duyacağı işleri yaptı. Bence hani 100 yıllık Türk futbol tarihinin 3 isminden biridir Şenol Güneş. Hani bu 5 isminden demiyorum. 3 isminden biridir yani. Hani birinci, ikinci, üçüncü herkes için farklıdır ama 3 isminden biridir. Bu kadar önemli bir değer. Sizin yorumunuz ne? Yani sizin kariyerinizde aslında bu konuda veya sizinle ilgili bazı algıları negatif yönde götüren bir algı bu. Şenol Güneş kardeş olayı. Siz nasıl yorumluyorsunuz hocam? Güzel özetledin. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ben futbol oynarken de abi kardeş oynadık 8 sene. Şampiyonlukları gördüm. Peki veya A milli takıma seçildim. Beni babasının hayrını almadı A milli takım. Veya Trabzonspor'da o şekilde oynamadım. Yani ben iyi değilsem zaten beni oynatmaz. Ha abim çok güzel bir örnek. Düzgündür, doğrudur. Bilgi alışverişi yaparsın. Ama hiçbir zaman eğer bir kişi bulsun, bütün gittiğim kulüplerde bir de bulsunlar, ben o pro lisansımı yırtarım. Ama tam tersine belki onun kardeşi olmasaydım, Güneş soyadlı olmasaydım daha da ileri gelirim. Ben mütevazı olmam. Petitlik'e de gelirim. Süper Lig'e de gelirim. Bugün Recep Uçar nerede? Kayseri Spor'da değil mi? Örnek veriyorum. Evet. Çok da sevdiğim çocuk. Pendik Spor işte Fenerbahçe yendi. Kadroki oyuncumdu. Bugün Süper Lig'de. Gurur duyuyorum. Ben ona hocalık yaptım yani. Yani tabii. Bunun gibi biz dik durmamızı, ben vicdanen Allah'a hesap veriyorum. Ha bunu konuşurken o diyecek ya buradan konuşuyor ama öyle oluyor. Ben yapmadım. Yapanlara bir bakın. Etrafa bir bakın. Neler döndüğünü sen biliyorsun Hüseyin. Hepimiz biliyoruz. Varsa öyle birisi ya böyle diyorsa gel delilli karşı karşıya getireyim konuşayım onunla. Onlar da bende kalsın. Yani ülke görüyor. Biz gene tırmanacağız. Gene biz mücadelemizi vereceğiz. Ama dediğim gibi bana bir takım kurulmuştur Ankara Demir'de. Kur hocam dediler. 5 kişiyi kurdum, şampiyon oldum. Bana göre elimden aldılar. Diğer takımların hepsinde kulüpler kurdu. Ben o takımlarla oynadım.
İşin açıkçası da bu. Doğru. Buradaki hocam, hocaya da mesela takım verdi, transferi verdiler. Yani bu yönetimi... Hocam siz geçen sene de transferi siz yapmadınız ki. Hani ya, tuttuğunuz takımı da siz yapmadınız. Çünkü Taşkın Hoca mıydı? Taşkın Hoca yaptı takımı. Evet. Taşkın Hoca diyorlar geldikten sonra geldiniz siz. Derken bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Belki bir iki transfer hakkınız olduysa olmuştur ama yani yapılmış bir takım vardı aslında. Ya öyle tabii Hüseyin. Yani biz şimdi yani bunu söylerken bizi seyreden veya seyretmediler. Hiç fark etmez. Herkes bilsin. Varsa bir zoru olan gelsin söylesin. Her türlü şey tartışırım. Ben bunu dediğim gibi sizler de aynı şekildesin. Yani ben sizden ne menfaatim oldu? Ben de sizi yeni tanıdım. Ama görüyorum düzgünlüğünüzü, doğruluğunuzu, adam gibi bir yorum yapmayı. Buraya siz her zaman ben bakıyorum o kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bir menfaatiniz de yok. Bir yerden para mı alıyorsunuz? Yok. Yok. Bu ülkeyi sen iyi biliyorsun. Ben de biliyorum. Onu Allah da biliyor. Eyvallah. Hocam peki son soruyu sorayım. Sizi de daha fazla tutmayayım. Şimdi önünüzde çok önemli bir maç var. Denizlispor maçı. Gerçekten Denizlispor kamuoyu tarafından sezon başından beri hep bir küçümsendi. Yani Denizlispor. Genel bir algı oluştu Denizlispor'la ilgili. Ahmet de çok iyi bilir. Ben programlarda dedim bak Denizlispor inanılmaz tehlikeli takım. Çocuklar çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Takımda birkaç tane tecrübeli de abi var. Onlar da takımı iyi yönlendiriyor. Bülent Ertuğrul Hoca gerçekten kaliteli iş yapıyor. Yanında İbrahim Çelik Hoca var. Gerçekten kaliteli işler yapıyorlar. Şimdi zor bir maç bence yani öyle çok kolay bir maç yok. Hani ben Uşak Spor'a mesela ligin en zayıf takımı gibi görsek bile Uşak Spor'u da çok kolay görüyorum. Çünkü koşan bir takım. Hep bizim gruptaki, kırmızı gruptaki çoğu takım tempolu. Koşuyor. Şimdi nasıl bir Deniz Spor maçı bekliyoruz? Beklentiniz nedir hocam? Onunla ilgili yorumunuzu alayım ben. Ya güzel özetledin. Şöyle diyeyim. Bu Soma gibi bir Soma'nın daha kompakt oynayan, daha akıllı oynayan bir takımı. Hem koşuyor hem de tecrübeli oyuncular var. Gökhan Süzen gibi kaptanı var. Bugün de maçlarını seyrettim. Yani belki onları da çok değişik yaptın ama başlarında hoca da zaten çok iyi bir karakter bir hocaları var. Futbolu bilen. Tabii sıkıntıları var. Evet doğru. Ama orada da aç oyuncular var. Yani bir yerlere gelebilme adına oradan çünkü büyük bir camiaydı. Yani yıllarca Süper Lig'de oldu. Kompakt oynayan bir takım, çok koşan bir takım, etkili bir takım. Yani biz de onu tabii önlemini alarak biz de futbolumuzu oynamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi kolay bir maç olmayacak. Kesinlikle hocam. Evet Ahmet, top sende artık. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok içten, çok samimi cevaplar verdiniz. Vaktinizi ayırdınız bize. İnegöl Spor'un başarılı hocası Bahattin Güneş'i ağırlamış olduk biz de. Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sizin gibi benim de aynen bir daha söylüyorum. Bu ülkede dik durmaya devam edin. Siz temiz ve kalpleriniz doğru atan kişilersiniz. Futbol adına çok güzel de şeyler yapıyorsunuz. Bunu bir daha tekrarlıyorum. İstediği gibi insanlar söylesin. Karnından konuşmayın. Dik gibi konuşan arkadaşlarımsınız. Allah sizin de gönlünüze göre versin. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet Hüseyin, Bahattin hocamızı konuk aldık. Çok evet. Da samimi cevaplar verdi Bahattin hocam. Kesin. Hocam çok renkli ya. Yani direkt enerji veriyor yani. Yayına bağlanması bile. Hani böyle bir insan dingin başlıyor Ahmet. Hani bana bile o enerjiyi verdi şimdi yani. Biraz daha açıldık açıkçası. Ya çok samimi bir insan zaten. Spor insanı, futbol insanı. Bize de çok güzel övgülerde bulundu. Açıkçası mahcup da oldum ama. Yani piyasada bilen de bilir Bahattin Hoca'yı. Öyle inanmadığı bir şey de söylemez. O yüzden çok onore olduk. Bu maçı